Merhaba değerli kardeşlerim. Kur'an ayetleriyle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ve üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin değerli sözleriyle İslam ahlakını ve ahir zamanı anlattığımız Nuru yöneliş programımızda Allah'ın izniyle yeniden karşınızdayım. Bugün hem müminlerin her zaman ve her şartta mutlu olmasından hem de inkar edenlere ait özelliklerden olan üzüntü ve kaygıdan bahsedeceğiz inşallah. Bir ayetle başlamak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Doğrusu güldüren ve ağlatan odur. Ayette de bildirildiği gibi güldüren de ağlatan da Allah'tır. Allah muthik, güldüren ve mukbi, ağlatan sıfatlarının sahibidir. Ancak Allah Müslümanları imanlarından dolayı elhamdülillah her zaman gerçek anlamda bir mutlulukla nimetlendirmiştir. Bildiğiniz gibi, insanların büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca mutluluğu elde edebilme özlemiyle yaşarlar. Bazıları mutluluğu ve huzuru arkadaşlarıyla geçirdiği vakitlerde, bazıları zenginlikte ya da kariyerlerinde başarıya ulaştığında, bazıları okulda, bazıları seyahat ettiğinde ya da bunlar gibi dünyada kendilerine hedef olarak seçtikleri değerleri kazanarak elde edeceklerini zannederler. Oysa mutluluğu bu tarz geçici ve çok kısa olan dünya hayatına yönelik amaçlarda arayan insanlar ne yaparlarsa yapsınlar gerçek mutluluğa hiçbir zaman kavuşamazlar. Eminim ki sizler de çevrenizde çok defa "Her şeyim var ama mutlu değilim. Neden mutlu olamıyorum?" gibi cevaplarını bulamadıkları sorular soran insanlara şahit olmuşsunuzdur. Aslında istedikleri her şeyi elde edip de mutluluğa ulaşamamalarının nedeni çok basittir. Bu sorunun cevabında Allah'ın çok büyük bir sırrı gizli. Allah Kur'an'da mutlu olabilmenin sadece samimi bir imanla, Allah'a derin bir bağlılık, güçlü bir Allah korkusu ve Allah sevgisiyle mümkün olduğunu bildirir. Allah'a yakın olunduğunda ve Allah'a içten ve samimi bir imanla bağlanıldığında Allah o kişiye mutluluğun yolunu açar. Kendisine samimiyetle yönelene Rabbimiz güzellikle, nimetle, huzur ve mutlulukla karşılık verir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mutluluğun ancak Allah'ı tanımakla ve imanla kazanılabileceğini çok hikmetli bir örnekle açıkladığı güzel bir sözü var. Şöyle diyor üstadımız. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda da olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Tabi burada gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmek çok önemlidir. Çünkü gerçek anlamda mutluluk sadece Allah'a iman etmenin getirdiği iç neşesiyle yaşanır. İman, Allah'ın bir insana vereceği en büyük nimetlerden biridir. Oluşan tüm şartlar aleyhinde görünse bile, imanın kalbinde oluşturduğu huzur ve mutluluk her şeyin üzerindedir. Allah, kendisine yönelenlerin kalbine huzur verir, ruhuna mutluluk verir. Hemen bu konuyla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ruhun rahat ve huzurlu olması ancak Allah'ın zikri, derin ve coşkulu bir Allah sevgisiyle mümkündür. Mutluluğun samimi imandan, yani kayıtsız şartsız Kur'an'a uymaktan başka bir yolu da yoktur inşallah. Bu durumda Müslüman dünyanın en mutlu insanı olmalıdır diyebiliriz. Müslüman her şart ve ortamda mutlu olmalıdır. Çünkü Allah'ı anlamış, iman etmiş, Allah'a tevekkül etmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi öğrenmiştir. Mümin, Allah'ın kendisi için seçtiği kaderi yaşadığının farkındadır ve bu kadere razıdır inşallah. bir kişinin tüm yaşamı ve düşünceleri Kur'an ahlakına göre şekillenir. Allah'a iman etmesi, bütün hayatı boyunca imanlı bir şekilde yaşaması onun için mutluluğun kaynağıdır. Bunun üzerine yaşadığı her şey Allah'tan kendisine verilen ayrı birer nimet ve mutluluk vesilesidir. Bu Müslümanların yaşadığı önemli bir sırdır. Bunun dışında kişi ne yaparsa yapsın mutlu olamaz. Ne kadar zengin olursa olsun, en güzel manzaralı bir evde de otursa, dünyanın en lüks yerinde yaşayıp son model arabası da olsa, en pahalı, en kaliteli kıyafetleri de giyse yine de gerçek anlamda mutlu olamaz. Mutluluk ancak Allah'a iman etmek, imandan kaynaklanan çok büyük bir sevinçle birlikte Allah'ın emirlerini titizlikle yerine getirmekle yaşanır. Eğer vicdanı temizse o kişi mutludur. Aksinde kişi Allah'ın yarattığı fıtrata ters davrandığı için ne yaparsa yapsın hiçbir zaman mutlu olamaz. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin, vicdanen duyduğu rahatsızlık da o kişiyle birlikte her yere gidecektir. Allah maddi olarak da Müslümanlara nimet verir. Ancak mutluluğun asıl sırrı maddi imkanlar değil, vicdanın rahatlığının getirdiği huzur, kadere iman etmenin konforu, Allah'a teslim olmanın rahatlığıdır. İnsan Allah'ı razı etmek amacıyla bu umutla yaşıyorsa en mutlu olan odur. Müslümanlar başlarına gelen zahiren zorluk gibi görünen olayları da Allah'ın hayırla yarattığını bilir ve bu nedenle her türlü olay karşısında Allah'tan razı olur. En büyük sıkıntıyı bile tevekkülle karşılar. Dünyaya ait her şeyin geçici olduğunu bildiği için bunların kaybından üzüntü duymaz. Çünkü bilir ki bu dünya hayatında elinden çıkan her şey güzel ahlak gösterdiği için ahirette kendisine misliyle geri verilecektir. Ayrıca Müslüman için en büyük, en güzel karşılık Allah'ın kendisinden razı olmasıdır. İnkar eden kimseler için ise durum tabii ki çok farklı. Onlar sadece dünya hayatını kendine amaç edinip yaşadıkları tüm olayları, karşılaştıkları tüm insanları Allah'tan bağımsız da olarak değerlendirdikleri için ruhları üzerinde yoğun bir baskı yaşarlar. Sürekli çevrelerindeki insanları razı etmeye çalışmanın, dünya hırslarına kavuşmak için çabalamanın getirdiği bir korku ve telaş içindedirler. Allah'ı dost ve yardımcı edinmedikleri için yaşamları endişe ve kaygı içinde geçer. Yalnızca Allah'a tevekkülle ve imana göre yaratılmış olan insanın ne ruhu ne de bedeni doğal olarak bu yükü kaldıramaz.'' İşte mutsuzluk, hüzün, sıkıntı da bu noktada ortaya çıkar. Çünkü kesin bilgiyle iman etmeyen bu kişiler Allah'tan yüz çevirmekle aslında kendilerine en büyük zulmü yapmış oluyorlar. Allah bu kişilerin hem dünyada hem de ahiretteki durumlarını şu şekilde haber verir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Ayetten hüzün ve mutsuzluğun sadece inkar edenlerin özellikleri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle müminler asla üzgün ve mutsuz bir ruh haline girmemelidirler. Bir diğer ayette de inkar edenlerin mutsuzluklarını şöyle dile getirdikleri haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Allah inkarcıları mutsuz kılarken mümin kullarına kendi katından neşe, rahatlık ve huzur verir. Yüzlerini sürekli güldürür. Onların velisi ve dostu olduğu için hüznü ve kötülüğü onlardan giderir. Zorlukla, sıkıntıyla karşılaşsalar bile onlara sabır ve güç verir. Neşelerini eksiltmez. Allah dilemedikçe hiçbir olay Müslümanları üzemez, ağlatamaz. Allah'ın onlar için hükmü diliği dünyada da ahirette de yüzlerinde pırıltılı bir sevinç olmasıdır. Müminlerin cennette yaşayacakları mutluluğu anlatan çok sayıda ayet vardır. Kur'an'da müminlerin cennet bahçelerinde sevinç içinde ağırlanacakları müjdelenmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar artık onlar bir cennet bahçesinde sevinç içinde ağırlanırlar. Bir diğer ayette de cennet halkının sevinçli ve mutlu olduklarını şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin verdikleriyle sevinçli ve mutludurlar. İnsan Müslümanlarla bir arada olduğunda, Allah yolunda gayret gösterdiğinde mutludur. Karşısındaki insanın mutlu olduğunu görmek, fedakarlık, incelik içinde yaşamak, herkesin yanında rahat ettiği, hoş insan olmak mutluluktur. Çünkü böyle bir insanı en başta Allah beğenir, sever. Allah'ın sevgisini kazanmak da Müslüman için en büyük mutluluktur. İşte böyle bir insanın tüm hayatı güven duygusu ve huzur içerisinde geçer. Allah'ın kendisi için yarattığı hayatın her saniyesinde hikmet olduğunu bilir. Onun sevinciyle yaşar. Üzüntü Allah'ın Kur'an ayetleriyle yasakladığı bir davranıştır. Allah'a iman eden, Allah'ın sonsuz güzel ahlakını, sonsuz gücünü bilen bir insan için üzülecek hiçbir şey yoktur. Ancak insanlara çok küçük yaşlardan itibaren nelerden korkması, nelere sevinmesi, nelere küsmesi ...nelere üzülmesi gerektiği gibi telkinler verilir. İnsanların hoşlarına gitmeyen bir durumla karşılaştıklarında hemen üzülmeye meyletmelerinin bir sebebi de... ...işte bu kendisine yıllar boyu verilmiş olan yanlış telkinlerdir. Nefsinde insanı hüsrana, ümitsizliğe, üzüntüye ve çaresiz olduğuna inandırmaya karşı olan bu eğilimi... ...söz konusu telkinlere eklendiğinde birçok insan kendini kolaylıkla üzüntüye bırakır... Oysa Allah sonsuz adaletlidir ve kullarını çok sevendir. Allah mümin kulları için her şeyi hayır olarak yaratır. Allah o kişinin kaderinde her ne yaratırsa yaratsın, bu o kişi için olabilecek en değerli, en hikmetli, en güzel ve en hayırlı olandır. Allah acıyı, sıkıntıyı, zorluğu da yaratır. Ancak tüm bunları mümin kullarının çok daha güzel ahlaklı olabilmelerini ve ahirette, çok daha güzel bir karşılık alabilmelerine vesile olması için yaratır. Dolayısıyla mümin yokluk içinde de olsa, acı da çekse, hasta da olsa bunların hiçbirini bir üzüntü vesilesi olarak görmez. Tabii ki tüm bu şartların sıkıntı ve acının zorlukları vardır. İnsan maddi manevi pek çok açıdan gerçekten de çok zorlandığı durumlarla karşılaşabilir. Ama makbul olan bu şartlarda da dahi kişinin Allah'ın sevgisinden emin olması Allah'ın rahmetine, ummanın huzurunu, sevincini yaşamasıdır. Sıkıntılarından dolayı Allah'ı tenzih ederim, ümitsizliğe kapılmaması, acı ve zorlukları üzülmesi gereken durumlar olarak görmemesidir. Üzülmek her şeyden önce Allah'ın haram kıldığı bir davranıştır. Müslümanın yalnızca bu bilgiyi bilmesi bile hemen hüzünden uzaklaşıp sakınması için yeterlidir. Ayrıca her ne olursa olsun hiçbir konuda çözüm üzülmekte de değildir üzüntünün insana herhangi bir açıdan ve çok küçük dahi olsa getirdiği hiçbir fayda yoktur. Üzülmesi kişinin içerisinde bulunduğu şartların değişmesine hiçbir etki etmeyen bir tavırdır. Bugüne kadar kimse üzülerek sıkıntılarından kurtulamamıştır ve üzüntü hiçbir zaman için bir insanın hayatını olumlu yönde de etkilememiştir. Üzüntü, insana hiçbir fayda sağlamadığı gibi hem fiziksel hem de manevi açıdan insana zarar da verir. Üzüntü çok büyük bir vakit kaybıdır. İnsan dünyanın en zor şartları altında bile olsa ki bu zorluklar da Allah'ın rahmetinin birer tecellisi ve hayırla yaratılan imtihan vesileleridir. Sahip olduğu nimetlerin sevinci, insanın üzülmemesi, mutlu olması ve ümit var olması için yeterlidir. Allah'ın sonsuz adaletini ve Rabbimizin kaderi en mükemmel şekilde yarattığını düşünmeyen insanlar, olayların özel hikmetlerle yaratıldığını göz ardı etmelerinin sıkıntısını yaşarlar. Bu olayların hayırlarını görmek yerine onlar üzerinde saatlerce karamsarlığa kapılarak düşünür ve ciddi şekilde üzüntüye kapılırlar. Birçok insan geçmişte yaptıkları hataları düşünüp nasıl o hatalara düştüklerine üzülürler ve pişmanlık yaşarlar. Oysa insan için geçmişin bir üzüntü konusu olmaması gerekir. Çünkü Allah her olayı kaderde mutlaka hayırla ve hikmetlerle yaratmıştır. Müslümanın hayatında bu ahlakı en güzel örnekleriyle görmek mümkündür. Mümin yaptığı hatalardan, yanlışlardan dolayı hüzne kapılmaz. Yaptığı hataların hayır ve hikmetlerini düşünüp onlardan ders alır. Allah'tan bağışlanma diler, hatasının kendisini Allah'a daha da yakınlaştırması için dua eder. Müslüman da yaptığı yanlış şeylerden dolayı pişmanlık duyar. Ancak bu pişmanlık mutsuzluk veren bir pişmanlık değil, aksine ümit veren, imanını kuvvetlendiren ve Allah'a yönelmesine sebep olan bir pişmanlıktır. Üzüntü şeytanın insanlara en çok yaklaştığı konulardan biridir. Kimi insanlardaki üzülmeye, içe kapanmaya, küsmeye olan eğilim şeytandandır. Müslüman şeytanın nelerden yaklaşacağını, hangi konularda üzüntü vereceğini, üzüntüye nasıl zemin hazırlayacağı gibi durumlara karşı hazırlıklıdır. Allah korkusu Müslümanın böyle durumlara karşı sürekli uyanık olmasını, dikkatinin ve şuurunun şeytanın oyunlarına karşı açık olmasını sağlar. Bunun sonucunda da mümin bir kimse nefsi hangi yönde kışkırtırsa kışkırsın mutlaka Allah'ın razı olacağı şekilde davranacağı üstün bir ahlak sergiler. Karşısına ne olay çıkarsa çıksın, bu ahlaktan taviz vermez. En zor şartlarda bile üzüntüye, hüzne, karamsarlığa sürüklenmez. Allah'ın karşısına çıkardığı her durumda beklenmedik olarak oluşan her ani olayda Allah'a karşı derin bir tevekkül içerisinde olur. Müminlerin hiçbir olay karşısında hüzne kapılmamalarını sağlayan en önemli konulardan birisi de ahiretin varlığına kesin olarak iman etmeleri ve asıl olarak ahirete hazırlık yaparak yaşamalarıdır. Dünyanın çok kısa ve geçici olduğunu bilen, sonsuz ve mükemmel olan ahiret hayatını ümit eden bir insan için nefsin üzüntüye teşvik ettiği dünya hayatına ait konuların hepsi önemini yitirir. Hiçbiri Allah'ın rızasının, sevgisinin yakınlığının ve cennetinin üstünde değildir. Bu nedenle bir mümin Allah'ın sevgisini, rızasını ve cennetini ummasının vereceği neşe, mutluluk ve heyecan dünya hayatına ait herhangi bir konu için duyulacak üzüntüye üstün gelir. Allah korkusu ve imanın neşesi müminin daima bir huzur ve mutluluk içerisinde olmasını sağlar. Allah Kur'an'da bu ahlak yaşandığı takdirde Müslümanların mutlaka üstün geleceklerini şöyle vaat etmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Ahiret hayatı hiçbir eksikliğin, acizliğin olmadığı, yepyeni bir yaratılışla sonsuza kadar devam edecek olan mutluluklar yurdudur inşallah. Ayette müminler büyük bir kurtuluş ve mutlulukla müjdelenmişlerdir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Bir diğer ayette de cennetle ve en büyük nimet olarak Allah'ın razı olmasıyla müjdelenirler. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Dünyada neşeleneceğimiz, mutlu olacağımız çok şey var maşallah. Bizleri çok seven, tüm dualarımıza karşılık veren, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adaletli, sonsuz akıllı, sonsuz yaratma gücüne sahip ve sonsuz kudretli bir Rabbimiz olduğunu bilmek ve Allah'a bu bilgiyle gönülden iman etmek dünyadaki en büyük nimetlerden biridir. Allah bizler için saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimet yaratmıştır. Mümin, üzüntüden uzak bir ahlak içerisinde olmasının bir sebebi de sürekli olarak Allah'ın verdiği bu nimetleri düşünmesi ve şükretmesidir. Çünkü Allah'ın üzerimizdeki yakın ilgisi ve Rabbimizin sonsuz lütfunun ve sevgisinin tecellileri olan nimetlerin her biri birer şükür ve sevinç vesilesidir inşallah. Değerli kardeşlerim, üzüntüye kapılmamak Allah'ın bildirdiği imani bir yükümlülüktür. Buru halinden Allah emrettiği için sakınmalıyız inşallah. Dünya hayatımız üzüntülerle, kuruntularla, gereksiz vesveselerle vakit kaybedilemeyecek kadar kısadır. Bu kadar geçici ve kısa kalınan bir yerde bu değerli zamanı üzülerek, Allah'ın istemediği bir ahlakı göstererek, nimetleri fark etmeden geçirmek çok büyük bir kayıp olabilir. Üzülmenin aksine dünyadayken sonsuz ahiret hayatının sevincini yaşamalıyız. Allah'ı razı etmiş ve cennetle müjdelenmiş olmanın ümidini ve sevincini yüzümüze, konuşmalarımıza, ahlakımıza, kısacası tüm hayatımıza yansıtmalıyız inşallah. Güzel Allah'ımın salih kullarını şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bu dünyada güzel davranışlarda bulunanlara güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Ayetiyle dünyada ve ahirette güzel bir hayatla müjdelemiştir. Bugünkü programımızı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle sonlandırmak istiyorum inşallah. Allah hepimize hayırlı ve kendi yolunda geçireceğimiz güzel günler nasip etsin inşallah. Mümin başka hiçbir kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder, ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, müsibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.''